VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu başlıktan da anlayacağınız üzere YouTube para kazanma ile alakalı. Bu konu YouTube'un bence en önemli konusu çünkü hepimiz emekler veriyoruz ve bunu neticede bir gelir sağlamak adına yapıyoruz. Bu videoda sizlere bunlarla alakalı çok detaylı bilgiler vereceğim. Eğer bu konuyla alakalı gelirinizi arttırmak istiyorsanız, hani emeğinizin karşılığını tam olarak almak istiyorsanız lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü bu şekilde tanıtılan herhangi bir video yok. Şimdi bu konu ile alakalı diğer videolarımıza ulaşmak istiyorsanız karttaki simgeye tıklayarak bu videolara ulaşabilirsiniz. Bunların içerisinde en önemlisi şuradaki Google Ads CPM arttırma ve Google AdSense para kazanma adlı videoların ikisi birbirinden önemli. Ama en önemlisi şu CPM arttırma üzerine olacak. Ben bu videonun sonunda da size yaklaşık 2-3 tane bir örnek vereceğim. Bu örnekleri izledikten sonra ise sizler de bunları uygulayarak kazançlarınızı çok gözle gözükür bir biçimde arttıracaksınız. Şimdi videomuzun konusu olan ne kadar kazandım konusuna gelirsek bu kanal açıldığından beri ilk yani ömür boyu bakın şurası 687.300 kişi izlemiş. 2.2 milyon izlenme dakikamız var. Tahmini gelirimiz ise 2.259 lira. Şimdi burayı kapatıyoruz. Daha da uygun olsun diye başlığımıza 500.000 izlenmeye, görüntülenmeye ne kadar kazanmışız? Gördüğünüz gibi 2.107 lira para kazanmışız arkadaşlar. Peki bu 500.000 izlenmenin karşılığı 2.100 lira mıdır? Hayır. Özellikle çok çok fazla kişi bu konuyu karıştırıyor. Şöyle bir şey yok. 100 bine bu kadar kazandırır, 10 bine bu kadar kazandırır, 500 bine bu kadar kazandırır diye bir şey yok. Herkesin kanalının konusuna göre, çektiği videoya göre, videosunun kalitesine göre bu ibareler değişecektir arkadaşlar. Bir örnek vereyim, oradan daha iyi anlarsınız. YouTube arama yaparak 500 bine ne kadar kazandım adlı diğer videoları izlerseniz orada 35 lira kazanan birini göreceksiniz yani. 1700 lira kazanan da var, 35 lira kazanan da var. Bizden daha çok kazanan da olabilir ama ben görmedim şu an için. 500 bine 2100 lira para almışız arkadaşlar. Öncelikle onu bir söyleyelim. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Görüntülenmeniz izlenme sürenizden her zaman düşük olacak. Bu ne anlama geliyor? Siz videolarınızın işte 10.000 kişi, 100.000 kişi tarafından izlenmesiyle alakalı olmayacaksınız. Siz çekmiş olduğunuz bir videonun içerisinde insanların ne kadar durduğuyla ilgileneceksiniz. 10 dakikalık bir videonuzu minimum 3-4 dakika izletmeniz gerekiyor. İzleteceksiniz ki reklam gösterimi olsun ve kazançlarınız artsın. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu arada 500.000'de diğer ne derler başlıkları da size göstereyim fikir vermesi açısından. Ortalama 500.000 görüntülenmemiz var. 1.7 milyon. Yani bu ne yapıyor? Hemen gözünüzün önünde bunu bir hesaplayalım. Şöyle böyle 60 dersek yaklaşık 28.000 saat izlenme elde etmişiz 500.000'de. Günlük bakalım onu nasıl yapacağız şimdi. Şöyle yapıyoruz evet. Günde 15.000 bantlarında. Şurayı merak eden arkadaşlar varsa hemen bir arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Hatta bunu ömür boyunda gösterirsem daha iyi olacak. Normalde güncelliğini koruyan kanallarda bu çizgi sürekli yavaş da olsa yükselecektir. Bakın şurada bir algoritma bozukluğu yaşandı. YouTube'da daha sonra düzelttiler diye düşünürken sanırım bu algoritma bozukluğunu şu an daha tam olarak gideremediler. Bunun sebebi o. Ama buna rağmen ortalama 15.000 dakika günlük izlenme alıyoruz. Böyle 60 dersek günde 250-300 saat bantlarında bu kanal izleniyor. Erişim burası önemlidir. Gösterimdir arkadaşlar. Sizin videolarınızın sağ tarafta önerilen kısmında gösterilme sayısıdır. Biz 500.000 görüntülenmede pardon özür diliyorum. Ömür boyunda 687.000 görüntülenmede 4.7 milyon kere önerilmişiz. Gördüğünüz gibi algoritma bozukluğu burada devam ediyor. Zaten önerim kısmında sanırım bir sakatlık var. Bundan dolayı böyle bir sıkıntı oluyor. Etkileşime baktığımızda ortalama görüntülenme süremizi vesaire görüyorsunuz. Fena değil, güzel. Yani 3 dakikanın üstünde idealdir arkadaşlar. Bunu tabii ki ne kadar çok yükseltirseniz o kadar sizin için iyi olur. Kitle çok önemli değil. Gelir kısmına gelelim. Şimdi bütün para kazanmayla alakalı tek bir önemli nokta var. Bir tane. O da şurası.
sizin kanalınızın ortalama değeri, yani değerini anlatan bir ibaredir bu. 1000 gösterim başı maliyet fakat oynatmaya göre. Yani bu ne demek istiyor? Sizin videonuzun içine birisi girdiği zaman orada çıkan reklamları oynattığında ortalama 1000 gösterim başı maliyet. Yani bu ne demek? Reklam verenin her 1000 gösterim başına ödediği para. Siz her 1000 gösterimde bunu kazanmıyorsunuz. Burayı karıştırmayın. Siz burası hani total. Ortalama bir değer alınıyor. Kimisi 70 lira, kimisi 80 lira. Ortalamamız diyelim ki 15 lira. Bizim işte burası ne kadar yüksek olursa az izlenerek çok para kazanırız. Bunu unutmayın. Az izlenerek çok para kazanırız. O yüzden aklımıza gelen her türlü konuda video çekmeyeceğiz. Şimdi bu videonun diğer videolardan farklı olan kısmına geçiyoruz. Tamam, iyi hoş gösterdin. İşte 500 bine sen 2100 lira kazanmışsın. İyi bir gelirim var. İşte artistik mi yapıyorsun? Böyle saçma sapan kişilerin çıkacağından %100 eminiz. Hayır. Şimdi size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Umarım buraya kadar izliyorsunuzdur. 2 tane örnek vereceğim. 2-3 tane örnek vereceğim. Daha sonra ise yöntemini göstereceğim. Kazançlarınızı şöyle bir görelim. Şimdi bir tane videomuz var. Bu videomuz 160 bin kere izlenmiş, görüntülenmiş. Bize 359 lira para kazandırmış. Tamam mı? Bir diğer videomuz var. 9300 kere görüntülenmiş, 355 lira para kazandırmış. Aradaki farkı bulun. Hani diyorlar ya aradaki 7 farkı bulun diye. İşte aradaki fark bu. Benim web eğitim kanalı olarak size birkaç videodur anlatmaya, göstermeye haddimi aşmak istemiyorum ama öğretmeye çalıştığım şey bu. Bakın şuna yönelin dedik. Bunları bu şekilde yapın. Bütün videolarınızı bu şekilde yapın. Şimdi bazı arkadaşlar soracak. Bu sadece eğitimle mi alakalı? Hayır. Oyun kanalıysan da, yemek kanalıysan da, vlog kanalıysan da, blog kanalıysan da bunu bu şekilde yapacaksın. Bir diğer örneğimize geçelim. Bir videomuz var. 30.000 kere izlenmiş. 150 lira kazandırmış. Diğerine gelmişiz. 9.000 kere izlenmiş. 150 lira kazanmışız. İşte bizim temel anlatmaya çalıştığımız taş burası. Az izlenip aynı parayı, çok parayı kazanmak arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum. Geliyoruz bu videonun en önemli kısmına. Bazı arkadaşlar çünkü önceki videolarımda olumlu bir eleştiri yaparak demiş ki tamam kardeşim çok güzel anlatmışsın. Keşke bir tane örnek verseydin de yani bizim için iyi olurdu. Tamam, ben de dedim ki evet doğru söylüyorlar. Google Ads üzerinden oturumunuzu açıyorsunuz. Ads arkadaşlar AdSense ile karıştırmayın. Burası reklam verme ile alakalıdır, tamam mı? Şimdi burayı açtınız. Açtıktan sonra hemen şuradan anahtar kelime planlayıcısına giriyorsunuz. Burası güncellendi. Neresi güncellendiğini de göstereyim size. Artık sonuçlarda marka adlarını ekle diye vesaire butonlar var. Çıkarsa göstereceğim. Şimdi isterseniz iki tane örnek göstereyim ben size. Siz de buradan çıkartın. Birincisi, diyelim ki sizin bir yemek kanalınız var. İlla eğitim olması gerekmiyor. Yemek kanalı işletiyoruz. İşte bugünkü konumuz ne olsun? Sarma saralım. Hani dolma sarma. Üzerine bir video çekeceğiz. İşte videomuzu çektik. Her şey tamam. Şimdi videomuzu YouTube'a eklerken başlık, anahtar kelime, açıklama kısımları işte bizim o biraz önce gösterdiğim 1000 gösterim başı maliyetimizi yükselten yerler. Videomuzda çıkan reklamların kalitesi onlara göre belli oluyor sonuçta. Buraya yazıyoruz. Bizim kanalımız neyle alakalı? Yemek. Açtık. Yemek tarifleri diyelim. Bunu da yaptık. Daha sonra sarma dedik. Yazıyoruz, virgül atıyoruz, boşluk. Tamam mı? Daha sonra sarma tarifi dedik. Bunu da yaptık. Dolma dedik. Aklınıza gelen konuyla alakalı, çekmiş olduğunuz video konusuyla alakalı olacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Buraya saçma sapan şeyler yazmayın. Bazı arkadaşlar onu da sormuş. Onu da cevaplayalım. İşte ben videomun haricinde ama geliri yüksek kelimeler bulursam ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Yani onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Videonuzla alakalı olacak. İşte ne dedik? Sarma dedik, dolma dedik, dolma tarifi dedik. Ya yani burayı konuyla alakalı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Yaptık mesela. Şimdi ben size bir örnek veriyorum. Marka adlarını ekle açık kalabilir. Şimdi sonuçları göster diyoruz. Evet, şimdi bakın. Şurası bizim için önemli, tamam mı? Biz burada neye bakıyorduk? Ben aslında biraz önce gösterdiğim Google Ads videosu tamamen bununla alakalı. O yüzden izleyin arkadaşlar. Şimdi biz videomuzu çektik. Videomuza başlık, açıklama ve anahtar kelime yapacağız ve kanalımızın gelirlerini yükselteceğiz. Şimdi buraya baktık. Dolma kelimesini kullanırsak
3 kuruşla 15 kuruş veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yok gibi bir şey. Dolma tarifi kelimesine baktık. 13 kuruşla 15 kuruş veriyor. Yaramaz. Bu arada tabii ki şurada ortalama aylık aranma sayıları, rekabet vesaire bunları tabii ki göz atın. Sarma kelimesine baktım. 2 liradan başlıyor, 2,60'a gidiyor. Sarma tarifine bakarsanız 1 kuruştan başlıyor, 12 liraya kadar yükseliyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Bunun arası neden bu kadar açık ya da bunun bir garantisi var mı? Yani ben 1 kuruş mu kazanacağım, 11 lira mı kazanacağım? Şimdi buranın arası işte senin videonun birincisi görüntü kalitesi, ses kalitesi, kanalın güncelliği ve uzunluğu. Yani 10 dakikanın altında mı üstünde mi? Çünkü bu bir etken arkadaşlar. Bunları topluyor işte YouTube. Hepsini bir poşete koyuyor öyle düşünün. Hepsi kaliteli ise tabii ki sizin sarma tarifi kelimesini de kullanırsanız eğer şu yüksek kazanca doğru gidecektir. Tamam mı? Bu arada burası sabit olmaz. Yani videoyu attınız 4 liradan başlar mesela video. Bir gün 4 lira olur. Gösterim başı maliyeti. Öbürsü gün 10 lira olur. Öbürsü gün geri 4'e düşer. Böyle günlük olarak değişir bu. Ama totalde biz yüksek kelimeler bulacağımız için bizim için çok önemli değil. Yani kalkıp da burada 15 kuruştan iyidir. Öyle değil mi? Şimdi bakıyoruz. Baktık. Eğer buradan hoşunuza giden varsa bunu tutup alıyorsunuz. Tamam mı? Yani bakın burada tutup alıyorsunuz. Bir de bize fikirler verir 2-3 tane. Bakalım bu fikirler arasında da eğer size uygun kelimeler varsa, bu arada bakın 1 milyon aranıyormuş. Nefis yemek tarifleri kelimesi 72 kuruştan başlıyor, 2 lira. Hani çok kötü kelime değil, onu söyleyeyim size. Baktık, hoşumuza giden varsa buralardan seçin. Daha fazla istiyorsak ne yapacağız? Birincisi şuraya tıklıyoruz. Tıkladık. Bakın şimdi sağladığınız anahtar kelimeler bizim yazdığımız yukarıda. Baktık, yok. Bir daha tıkladık. Baktık veriyorsa veriyor bazen. Vermiyorsa şimdi baktık buradaki fazla kelime çıkartmıyor. Sayfanın üstü teklifi düşük aralık yazan yer var ya. Buraya tıklıyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın burada kelimeler değişti. Şimdi sizin eğer videonuzla alakalı burada kelimeler varsa bakın şuradaki paraların şakası yok. Yani gördüğünüz gibi buradan da alıyorsunuz. Daha sonra isterseniz bir kere de şuraya tıklayın. Bakın 93 liraya kadar çıktı. İşte bakın şimdi alakasız gibi gözükebilir ama yemek diye yazdığım için ben mesela alakalı kelimeler bulabilirsiniz. Buradan mesela birkaç kelimeyi hemen alabilirsiniz. Hani başlığınızı, açıklamanızı, anahtar kelimelerinizi. Bu şekilde yani mantık şu. Bunu yaptık ve ne kadar buradan yüksek kelime bulursak işte bizim kanalımızın totalinin 1000 gösterim başı maliyet oranı yüksek olacak. Çünkü biz kelime araştırması yaptık. Şimdi isterseniz bir diğer örneğimize geçelim. Bu yemekle alakalıydı. Çok hakim olmadığım bir konu. Şimdi mesela YouTube videoları çekiyoruz. YouTube para kazanma. Para diyelim. Para kazanma diyelim. Yazamadım. Ondan sonra internetten para kazanma diyelim. Vesaire. Hani çok fazla yazmaya gerek var mı bilmiyorum. YouTube şöyle bir şey yapalım. YouTube'dan para diyelim vesaire. Yazdık böyle. Bunu tabii ki doldurabilirsiniz biraz daha. Ne kadar çok doldurursanız sizin işinize gelecektir. Sonuçları göster diyorum. Bekliyorum. Evet. Şimdi bakın benim yazdığım kelimeler yok. O yüzden şuraya bir kere tıklıyorum. Sağladığınız yazacak burada. Şimdi sağladığım kelimelere bakıyorum. Diyelim ki ben böyle bir video çektim ya işte ben nasıl hazırlanıyorum. İnternetten para kazanma kelimesi güzel. Cepte. Para kelimesi kullanılabilir. Para kazanma kelimesi kullanılabilir. YouTube kelimesi zaten atacağız başına. YouTube para kazanma kelimesi 1,5 liradan başlıyor 5 liraya kadar. Orta halli bir kelime kullanılabilir. Bakın YouTube'dan paraya yok. Ha, demek ki ben buraya dikkat edeceğim. Anahtar kelime fikirleri vermiş. Bakıyorum. Burada da işime yarayan bir şey yok. Tıklıyorum. Şimdi ben bu kelimeleri bir yere not ettim. Aa, bakın burada neler çıkıyor. YouTube Premium kelimesi iyi para veriyormuş. Çünkü şu an revaçta. Bu da size bir fikir olsun. YouTube kaç abone kaç TL? Böyle bir şey yapmış. Ne bakalım? Shutter Shock. Gerek yok. YouTube'dan para kazanmak için kaç abone kelimesi? Baktık. Yani buradan işimize yarayan bir şey var mı? Şu an eğer varsa alabilirsiniz. Buraya tıkladım.
Bakın burada biraz daha alakalı çıktı. Gördüğünüz gibi. Bakın bunların fiyatları şaka değil. Bunlara baktım. Hoşuma gittiyse aldım. Böylelikle bütün attığım videolarda ben Bingöster'in başı maliyetimi yüksek tuttum. Gruplandırılmış fikirlere de tıklarsanız size burada fikir verecek arkadaşlar. Mesela kazanca gelelim. Burada gruplandırılmış fikirler var. Bakalım buradan hoşunuza giden varsa mesela şu bir tanesiymiş. Neymiş bu? YouTube kazanç sitesi kelimesi mesela diyor. Bakın ücretsiz kazanç yolları kelimesine reklam yok. Tamam. Yani bunlara dikkat edin. YouTube kazanç sistemi kelimesine reklam yok. Ek kazanç yöntemleri kelimesine şu an yok. Ve aranması 100 kişi arıyor ayda gibi. Böyle şeyler. Neyse. İşte bunlara dikkat ediyorsunuz. Dikkat ettikten sonra da ne oluyor? Sizin her atmış olduğunuz videoyu bu şekilde attığınız için gelirleriniz yüksek oluyor. Şimdi sonuç bölümünde şunu söylemek istiyorum. Bu sadece eğitim kanallarında mıymış? Gördüğünüz gibi hayır. Bazıları özellikle son zamanlarda abi herkes bir eğitim kanalı açıyor. Açın arkadaşlar, uzayan kol bizden olsun. Benim paramı almıyorsun. Amerika'nın parasını alıyorsun. İşin açığı. Yani havuz oradan geliyor. Dolar olarak kazanıyorsun. Ama bari düzgün yap. Hani bizim sana anlatmaya çalıştığımız şey o. Düzgün yap. Oyun kanalı açabilirsin. Benim trafiğim mesela günde 15, gördüğünüz hani anlattım videonun başında 250 saat izleniyorum. İyi de sen oyun kanalı açtığında 2500 saat izleneceksin. Belki CPM değerlerin biraz düşük olacak ama sen tabiri caizse sürümden kazanıyorsun zaten yani. Hani bunlara özen gösterin arkadaşlar. Ne yapıyorsanız lütfen bu Ads'i vesaire kullanın. İyi bir video olduğunu düşünüyorum. Size yol gösteren video olduğunu düşünüyorum. Böyle boşu boşuna 500 bine şu kadar kazandık videosu çekmek istemedik işin açığı. Şimdilik VP eğitimden bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Gelecek videolarda görüşmek üzere.